Merhaba, bugün kömürden söz edeceğiz. Kömür bir yandan iklim krizinin birinci nedeni, çevre kirliliğine ve ciddi sağlık sorunlarına neden olan, acilen çıkmamız gereken bir fosil yakıt. Ama öte yandan siyasetçiler kömürden çıkış konusunda mütereddit. İşte biz bu kaynakları sonuna kadar kullanmak zorundayız. Kimse kusura bakmasın. Kömürden çıkış taahhüdünde bulunmak istemiyorlar ve kömür üretimini artırmak için de planları var. Bizim şu anda Trakya'dan tut ta Şırnak'a kadar devasa bir damar var. Bu damarda ne var? İşte yerli kömür. Kömür konusu Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte tekrar gündeme geldi. Birçok Avrupa ülkesi, ki bunlardan biri de Türkiye, doğalgaz konusunda Rusya'ya bağımlı. Bu bağımlılığı hızlıca azaltmak için yapılması gereken bazı şeyler var. Bunlardan biri, yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payını artırmak, enerji verimliliğini artırmak gibi daha olumlu politika adımları iken, diğer yanda kömüre kısa süreliğine de olsa dönüş gibi çok tercih edilmeyen ve biraz da korkulan başka bir seçenek daha var. Bundan korkulmasının nedeni gezegenimizin daha fazla kömürlü termik santrali veya kömür üretimini kaldıramayacağı bilgisi. Bu bölümde de bunun neden böyle olduğundan söz edeceğiz. Sorumuz şu: kömür neden kötüdür? Kömür organik maddelerin, bitkilerin ve ağaçların milyonlarca yıl boyunca ısıya ve basınca maruz kalmasıyla oluşmuş bir fosil yakıt. Bundan 350 milyon yıl önce Karbonifer devrinde Ekvator bölgesi büyük yağmur ormanlarıyla kaplıydı. Ancak 305 milyon yıl önce yaşanan bir iklim değişikliği bu ormanları yok etti. Bu ormanların kalıntıları üzerinde biriken toprak milyonlarca yıl içerisinde bu organik maddelerin kömürleşmesine neden oldu. Yani bugün yaktığımız kömür 305 milyon yıl öncesinin ağaçları. Bu kömürü çıkardıktan sonra veya artık daha sıklıkla yaptığımız gibi ithal ettikten sonra kömürlü termik santrallerde ısıl değerinden faydalanarak elektrik üretiyoruz. Bu süreç nasıl istiyor derseniz, kömürü yakıyoruz. Bu ısıdan faydalanarak bir suyu kaynatıyoruz. Su buharıyla türbini döndürüyor ve böylece elektrik elde ediyoruz. Kömürün daha madenciliğinden başlayarak elektrik üretimine kadar giden yolculuğunda çok temel 3 tane zarar var. Önce bunlardan hızlıca bahsedelim. Birincisi, kömür iklim krizinin birinci nedeni. İklim krizinin temel nedeni ısıyı tutma becerisi olan bu nedenle de sera gazı dediğimiz gazların atmosferdeki artışı. Bu gazlar arasında tarihsel olarak iklim krizine en fazla neden olan karbondioksit. Ve bizim atmosfere karbondioksit aldığımız aktivitelerin başında fosil yakıtları yakmak geliyor. Bunlardan en kirlisi de kömür. İklim krizine neden olan sera gazı emisyonlarının neredeyse yarısı kömür yakmaktan kaynaklanıyor. Yeni yapılan bir araştırmaya göre eğer Türkiye 2035 yılına kadar kömürden çıkmak için gerekli adımları atmaya başlarsa bu yıla geldiğimizde karbon emisyonlarını %82.5 oranında azaltmayı başarabilecek. Şunu netlikle söyleyebiliriz. Eğer küresel ısınmayı 1.5 dereceyle sınırlandırmak istiyorsak, ki Paris Anlaşması'nın hedefi bu, hayatımıza daha fazla kömür yatırımına yer yok. Kömürün ikinci negatif etkisi, insanları hasta etmesi veya öldürmesi. Santral kurulmadan önce temiz hava vardı. Daha burada 80-90 yaşında adam bulamazsın. Yakınlarımızın %80'i kanserden öldük, ölüyor. Bu konuda yakın zamanda Sağlık ve Çevre Birliği HİAL'ın bir araştırması oldu. 1965 ile 2020 yılları arasında 16 ilimizde faaliyet gösteren termik santrallerin kümülatif sağlık etkilerini değerlendirdiler. Sonuç epey vahim. Bu termik santrallerin 55 yıllık masrafının 4.8 trilyon lira olduğu hesaplandı. Araştırma termik santrallerin 200 bine yakın kişinin ölümüne sebep olduğunu ortaya çıkardı. Bu kişilerin yaşadığı hastalıkların temel sebebi kömür yakmanın getirdiği hava kirliliği. Hava kirliliği kalp ve damar hastalıkları, bronşit, astım gibi solunum yolu rahatsızlıkları, kanser ve hatta demans gibi birçok hastalığa sebep olabiliyor. Termik santrallerden havaya bu zehirli gazlarla birlikte aynı zamanda partikül madde dediğimiz çok küçük kirleticiler de karışıyor. Peki partikül madde nedir? Mesela PM10 dediğimiz zaman 10 mikrondan küçük demek istiyoruz. PM2.5, 2.5 mikrondan küçük anlamına geliyor. Bunu şöyle hayal edebilirsiniz. Örneğin PM2.5 bir saç telinizin 30'da 1 büyüklüğünde. Partikül maddenin tehlikesi de bu küçüklüğünde. O kadar küçük ki biz soluyup ciğerlerimize çektikten sonra kanımıza karışabiliyor ve birçok hastalığa neden olabiliyor. Bu riskli ve kanserojen maddelerin hamile kişilerin akciğerinden plasentaya kadar erişebildiğini ve anne karnındaki bebeğe zarar verebildiğini maalesef biliyoruz. Kömür üretiminin bir diğer negatif etkisi de çok iyi bildiğimiz gibi güvensiz koşullarda ve güvencesiz çalıştırılan maden işçilerinin karşı karşıya bulunduğu riskler. Sadece 2020 yılında 8460 sigortalı kişi kömür ve linyit çıkarılması işlemleri sırasında iş kazası geçirmiş. Kömürün iklim krizine etkisi ve insan sağlığının etkisinden sonra tabii ki çevreye ciddi etkileri var. Kömür yer altından çıkarılmaya başlandığı andan itibaren bütün çevreye, habitatlara, canlılara zarar veriyor. Kömür çıkarmak için genelde bir tepenin en tepesi hava uçuruluyor diyebiliriz. Bu bölgenin üzerindeki bütün ağaçlar, bitkiler yok oluyor. Burada yaşayan canlılar başka yerlere gitmek zorunda kalıyorlar. Elde edilen kömür, elektriğe dönüştürülmek üzere termik santrallere getirildiği zaman bu bacadan çıkan zehirli gazlar hava kirliliğine sebep oluyor.
Hava kirliliği hat safhada, gürültü kirliliği hat safhada, limandan dolayı kamyon trafiği hat safhada. Bu zehirli gazlardan ikisi, kükürt dioksit ve azot oksitler, bize asit yağmuru olarak geri dönüyor. Asit yağmurları, kar veya yağmur olarak yeryüzüne indiği zaman etkisi kilometrelerce öteye kadar taşınabiliyor. Tarım alanlarına, ekosistemlere, tarihi eserlere ve mülklere zarar verebiliyor. Termik santrallerde yakma işlemi sonucunda ortaya çıkan küllerse genellikle açık kül depolarında depolanıyorlar. Bu depolarda oluşan radon gazı havaya yayılıyor. Tabipler Birliği'nin bu konudaki bir çalışmasına göre radon kısa sürede polonyuma ve aktif kurşuna dönüşüyor ve etrafa radyoaktivite yayıyor. Aynı zamanda bu küller açık alanda depolandıkları için tabii ki rüzgarla birlikte çok daha uzak mesafelere taşınabiliyorlar. Termik santraller aynı zamanda su kaynaklarımız üzerinde de ciddi baskı yaratıyorlar. Termik santrallerde soğutma, buhar elde etme, temizleme gibi çeşitli sebeplerle tonlarca su kullanılıyor. Bunun sonucunda da tabii ki tonlarca atık su meydana geliyor. Bu sular da toprağa, yeraltı sularına hatta denize ulaşarak su kaynaklarının kirletilmesine neden oluyor. Ucuz denilen kömürün bedeli işte bu. Kömür hakkında bize sıklıkla söylenen yerli, milli ve ucuz bir kaynak oluşu. Bunun gerçekten böyle olup olmadığını değerlendirmek için bu soruyu ikiye böleceğiz. Birincisi, kömür gerçekten yerli ve milli bir kaynak mı? İkincisi, kömür gerçekten ucuz mu? İlk sorudan başlayalım. Türkiye topraklarında kömür ilk defa Zonguldak'la bulunuyor. Osmanlı döneminden söz ediyoruz. Burada şunu açıklamakta fayda var. Kömür tek tip değil. Kalitesi ısıl değerine göre belirleniyor ve ne kadar eski bir kömürse ısıl değeri o kadar yüksek diyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda Zonguldak'ta çıkan taş kömürü ısıl değeri yüksek, yani kaliteli bir kömür. Ancak ülkemizde taş kömür rezervi az. Türkiye'de çıkan kömürün çoğu lignit. Daha yakın zamanda, yaklaşık 60 milyon yıl önce oluşmuş bir kömür. Bu da şu demek. Taş kömürüyle aynı miktarda enerji üretebilmek için daha fazla lignit yakmak gerekiyor. Çevre için ve bizlerin sağlığı için daha kötü. Aynı zamanda tabii ki iklim için etkileri de daha kötü. Diyebilirsiniz ki bunlar tamam ama biz sana yerli ve milli mi diye sorduk ve yerli ve milli... Benim yerli kömürüm var mı? Var. Kalorifik değeri düşüktür, olabilir. İthal kömürden 5 kullanacağın yerde bundan 10 kullanırsın. Ama aslında iş öyle değil. 2005 yılından itibaren Türkiye'de ithal kömüre dayalı santrallerde ciddi bir artış görünüyor. Lignitin asıl değeri düşük olduğu için yurt dışından ithal edilen taş kömürüyle elektrik üretilmek isteniyor. Şu an yerli kömüre dayalı kurulu güç 11.4 GW iken ithal kömüre dayalı kurulu güç 9 GW'a ulaşmış durumda. Hatta mesela 2020 yılında kömürden yapılan elektrik üretiminin %59'u ithal kömürden yapılmıştı. Peki bu kömür nereden geliyor? Bizim ithalatımızın %70'i Kolombiya ve Rusya'dan. Yani kömürümüzün de %35'i için Rusya'ya bağımlıyız. Gelelim ikinci soruya. Kömür ucuz mu? Ucuzluk ve pahalılık göreceli bir kavram. Yani alternatifleriyle değerlendirdiğimiz zaman anlam kazanıyor. Bu nedenle uzun süre kömürün ucuz olduğu söylendi. Çünkü yenilenebilir teknolojileri henüz yeterince ucuzlamamıştı. Kömürün artık daha ucuz bir enerji olduğunu söylemek çok da doğru değil. Hatta size şöyle çok vurucu bir örnek vereceğim. Enbury'in 2021 yılında yayınladığı bir yazı vardı. Burada da şöyle deniyordu. Verimli ve mevcut bir ithal kömüre dayalı termik santralde elektrik üretmek, yeni yapılacak bir rüzgar veya güneş santralinde elektrik üretmekten daha pahalı deniyordu. Artık tabii fosil yakıtlardan söz ederken mutlaka yeşil mutabakata da değinmemiz gerekiyor. Haziran 2021'de Avrupa Parlamentosu bir iklim yasası onayladı. Buna göre Avrupa Birliği ülkeleri 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını %55 azaltacak, 2050 yılına gelindiğinde ise karbon nötr olacaklar. Avrupalı üreticiler zaten bir süredir üretimlerindeki karbon emisyonlarını azaltmak için bir takım ek maliyetlere katlanıyorlardı. Ancak ürettikleri ürünü Avrupa Birliği dışında üretmek daha ucuz olacağı için bizim karbon kaçığı dediğimiz üretimin benzer iklim yasalarının yürürlükte olmadığı ülkelere kayması gibi bir durum yaşanıyordu. Bu durum Avrupa Birliği'nin 2026'da yürürlüğe girecek bir düzenlemesiyle birlikte değişecek. Karbon emisyonlarını azaltma konusunda ciddi politikaları olmayan ülkelerden, örneğin Türkiye'den yapılacak ithalatlarda ek bir vergi uygulamasına gidilecek. TÜSİAD'ın hesaplamasına göre böyle bir verginin yıllık maliyeti 1.8 milyar doları bulabilir. Kömürün pahalılığı ile ilgili değinmemiz gereken bir diğer önemli mesele kömürün hesaplanmayan maliyetleri, yani jargona uygun ifade etmemiz gerekirse negatif dışsallıkları. Aslında kömürün sağlığa ve çevreye zararları ile ilgili söylediğimiz her şey birer negatif dışsallık. Şöyle ki kömür nedeniyle yaşamını kaybeden, çalışamayan, hastanelerde tedavi görmek zorunda kalan birçok vatandaşımız oldu. Bunun tabii ki insan hayatı olarak değerini ölçmek mümkün değil. Ama ekonomik olarak devlet bütçesine bindirdiği bir maliyet var. Benzer şekilde asit yağmurlarıyla kirlenen toprağın, yok olan tarım arazilerinin bir maliyeti var. Zarar verdiğimiz ekosistemlerin, yaşanmaz hale gelen mahallelerin bir ekonomik maliyeti var. İklim krizinin çok ciddi maliyetleri var. İşte bu maliyetleri sırtlanan, kömür üretiminden veya kömürden elektrik üretiminden para kazanan özel şirketler değil, devlet.
Yani vergilerimiz dolayısıyla bizleriz. Bu gibi maliyetlerin bizlere değil de özel şirketlere yüklendiği bir senaryoda kömürün gerçek maliyeti de ortaya çıkacaktır. Peki ne yapmalı? Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda aslında gitmemiz gereken yol apaçık görünebiliyor. Doğru çözüm gerçekten yerli olan, gerçekten temiz olan yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payını artırmak. Aynı zamanda bir an önce kömürden çıkış kararı vermemiz gerekiyor. Bu konuda İklim İçin Gençlik Türkiye ekibi de şahane bir kampanya başlattı. Videomuzu sonlandırmadan önce gençlere kulak verelim. En çabuk bir şekilde net sıfıra ulaşmamız lazım. Bunu yapmak için ilk atacağımız adım kömürden çıkış, 2030'a kadar. Araştırmalara göre gayri safi yurt içi hasılamızın %0,5'ini ek yatırım olarak kullanırsak 2030'a kadar kömürden çıkabiliriz. Aslında farklı modelleme çalışmaları ve bilimsel araştırmalar kömürden çıkmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Bu böyle imkansız bir şey değil. Ve zaten Avrupa'da kömürden çıkmış ya da 2030'a kadar çıkacak olan farklı ülkeler var. Mesela Portekiz şu an elektrik üretiminde kömür kullanmıyor. Türkiye'de neden bunlardan biri olmasın? Ve kömürün maliyetini düşündüğümüzde sadece santral kurma maliyeti değil, insan sağlığına olan maliyeti, çevresel maliyeti, iklim krizi boyutundaki maliyeti. Bunların hepsi aslında kömürü biraz mantıksız bir enerji seçimi kılıyor. Siyasetçilerin insanları kardan daha önemli olarak algılamaları ve ona göre hareketler yapması. Biz de bunu talep ediyoruz her gün neredeyse. Kömür nedeniyle Türkiye'de 200 bin erken ölüm gerçekleşti. Bunları düşündüğümüzde kömürle devam etmek, daha fazla santral kurmak insan haklarına aykırı olan bir şey. O yüzden kömürden çıkışı talep ediyoruz. İklim krizini okulda öğret kampanyamız başarılı oldu. Çünkü bir sonraki okul senesinden beri iklim krizi okulda öğretilecek. Ve bu bizim kampanyamız sayesinde, çünkü daha önce hiç bu önemli bir konu değildi siyasetçiler için. Ama görünüyor ki yani aktivizm ve bizim kampanyalarımızın bir önemi var ve değişiklikler yaratabiliyoruz. Büyük ihtimalle iklim krizinin müfredata eklenmesi biraz daha ulaşılabilir bir hedef. Kömürden çıkış ekonomik olarak yani sonuçları olduğu için siyasetçiler tarafından çok şey görülmeyebilir. Fakat ne kadar uzun sürerse yani biz bunu talep etmeye devam edeceğiz. Bir sene denedik, artık vazgeçelim gibi bir durum olmayacak. Deniyoruz, evet. Kömürden kinosa kadar çıkmamız lazım.